Yepyeni bir programda beraberiz. Bugün kalp damar cerrahı Süleyman Özkan'la beraberiz. Evet hoş geldin Süleyman. Merhaba, merhaba hoş bulduk. Evet Süleyman benim en çok merak ettiğim teknolojide birçok gelişmeler oluyor. İşte biz kardiyolojide birçok yeniliklerle karşı karşıya kongrelerde bakıyoruz. Aa bu da yeni oldu, bu da yeni oldu diye de kalp cerrahinde de duyuyoruz. Bir takım yenilikler meydana gelmiş, oluşturulmuş, yeni teknikler geliştirilmiş. Bunlar neler? Yani yeni yeni neler çıkıyor ortaya ve bu hayatımıza ne gibi güzellikler getiriyor? Şimdi Murat, ben hep konuşurken buna dikkat çekiyorum. Bizim en komplike ameliyatlarımızdan bir tanesi var. Yeni Doğan'da yaptığımız mesela arterial switch dediğimiz bir ameliyat. Ne zaman yapılmış? 1975'te. Yani hemen şuracıkta yapılmış. Ama e, böyle 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda daha bu zor ameliyatlara müdahale edilirken sonra birdenbire her şeye müdahil olmuşuz. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü teknolojideki logaritmik artıştan biz de faydalandık. O nedenle açık kalp cerrahisi e, kolaylaştırılmış cerrahi haline geldi. Aslında zor bir cerrahidir, karışık bir cerrahidir. Cihazlar, makineler, hem elektronik hem mekanik, hepsinin bir arada olduğu bir cerrahi. O nedenle gerek görüntüleme sistemleri gerek aletlerde küçülmeler gerek verimdeki artış, eğitimin çok daha kolay olması, yaygınlaşması. Bizim hem elimizin hızlanmasına hem de müdahale ettiğimiz şeylerin artmasına sebebiyet verdi. Şimdi olaylara bakış açımız da değişti. Ee, bu özellikle diyoruz ya Z kuşağı bizden biraz farklı düşünüyor. Hakikaten onlar her şeyi farklı düşünüyor bizden. Biz de bizim hocalarımızdan farklı düşünüyoruz. Muhtemelen benim asistanlarım da benden farklı düşünüyorlar olayı. Çok daha mekanik, çok daha elektronik, çok daha böyle kompleks ama zoru kolaylaştıran hale getiren, İşleri soymuş vaziyetteyiz. O nedenle çok şey ilerledi. Bu bizim işimizde bayağı bir rahatlattı. E tabii bu kardiyolojide de yani aslında tıbbın her branşında evet. oldu. Dolayısıyla yani bizde yenilikler var, çok yenilikler var. <laughs> Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi demek lazım. E, her branşta e, çok ciddi yenilikler oldu. E, tabii bizim en sık yaptığımız ameliyat koroner bypass cerrahisi. Ee, tabii çocuk kalp ameliyatları da oldukça yoğun yapılıyor. Kalp kapak ameliyatları bilinen ameliyatlar, damar cerrahisi de onun arkasından gelir. Peki ee, bir araya girmek istiyorum hemen. E, bypass da en sık yaptığımız hı. ameliyatlardan birisi. Burada bir takım yenilikler olduğunu biliyorum ben de. Senden bir duyalım bunlar neler oluyor <laughs> işin uzmanında. Şimdi koroner bypass cerrahisinde e, bir ameliyat teknikleri, 2. Kullanılan greftler yani kullandığımız yeni damar şekilleri. 3. Bunların yeni takılma metotları. 4. Hastaya ulaşmak. 5. Daha az zarar vermek. Neydi tıptaki en önemli bizim sloganımız? Önce zarar verme değil mi? Primim, non nesere. Dolayısıyla biz o zaman bir cerrahi, bir ameliyat yaparken hastaya tabii ki bir travma, bir zarar veriyoruz. E o zaman bunu yapmamamız lazım. Minimalize etmemiz lazım. O zaman teknolojiden faydalanarak ne yapıyoruz? Minimal invaziv kalp cerrahisi. Yani evet. küçük kesilerle daha az invaziv olan kapalı bypass dediğimiz şekiller. E, ya da bazı hastalarla karşılaşıyoruz. O kadar karışık oluyor ki tek başına işin içinden çıkamıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Bu hastanın tedavisi sadece cerrahi değildir. Bu hastalığın tedavisi sadece işte angiografik metotlar değildir. Bazen de diyorsun bunları bir harmanlamak lazım. İşte o zaman da kardiyolojideki en yeni teknikler <laughs> e, gündeme geliyor. Tabii. de yani hibrit operasyonlar diyoruz bunlara. Hibrit operasyonlarda da hem kalp damar cerrahı müdahale ediyor hastaya, hem kardiyolog müdahale ediyor. Yani bir damarını ben açıyorum geri kalan damarlarını ona bırakıyorum ya da damarlardan bir tanesine ulaşmak çok zor cerrahi sırasında o sırada bana bırakıyor. Ben devam ediyorum gibi. Bu en basiti tabii ama genelde hibrit operasyonlar beraber ortak karar verdiğimiz, beraber çalıştığımız bir projeye ikimizin de elimizi taşın altına koyduğumuz evet. operasyonlar ve sonuçları da çok güzel. Aslında bir hastaya en verimli nasıl olabilirim? En çok faydayı nasıl sağlayabiliriz diye düşünüldüğünde hibrit operasyonlar genelde ortaya çıkıyor. E, tabii ki e, bütün yükü tek bir e, kepçede kaldırmak her zaman bir yan etki doğurabilir aynen, değil mi? Parçalara bölüp yapmak her zaman daha kolay olacaktır. Keza e, işte biliyorsun bizim hastalıklar sadece kalbin damarlarının ilgilendiren hastalıklar değil beraberinde beyin damarında sorun çıkabiliyor hastanın ya da kalp kapaklarında sorun çıkabiliyor. E ne yapacağız o zaman? Bir ameliyata girip beyin damarını açıp aynı zamanda öbürünü açıp 5 tane damarını değiştirip iki tane kapağı değiştirmek. Çok zor olacak şey için. <laughs> Tabii ki o zaman ne yapıyoruz? Hani bölüp, parçalayıp daha e, ve daha az invaziv olacak koşullar altında hibrit operasyonlarla yani en az zarar en çok karla Hastaya fayda olmaya çalışıyoruz döller. Peki ben bir geriye de tekrar dönmek istiyorum bu minimal invaziv bypass dediniz ya ya da cerrahide minimal invazivler sadece bypassta mı minimal invaziv yoksa <laughs> kapaklarda da minimal invaziv yapıyor musunuz veya ikisini birlikte yaptığınız zaman da minimal invaziv oluyor mu? Evet. Şimdi şu tespiti yapmak istiyorum bir hastanın üzerindeki sizin neşterle açtığınız kesinin ufaklığıyla yaptığınız ameliyatın Minimal invaziyeli doğru orantılı değildir. Yani bunu bir söylemek lazım. Ee, tabii ki daha az küçük kesiden, tabii daha az travma hastaya oluşur. Ama e, göğüs kafesini 5 santim, 6 santim açmak, yandan 7 santim, 8 santim açmakla göğüs kafesini 15 santim, yandan 5 santim açmak aslında sizin içeride yaptığınız işle doğru orantılıdır tabii biz ameliyata başından sonuna kadar minimal invaziv gitmek isteriz. Yani işte sonu fonksiyonları bozuktur. Başka komorbiteleri vardır. Kemik problemleri vardır hastanın. Ya da kanama problemleri vardır. O zaman ne yapacağız? Göğsü yan taraftan açacağız. E açmışken küçük açacağız. E kalbi hiç makineye bağlamayacağız. Yani mesela kalbi makineye bağlamadığınız zaman işte gerçekten Minimal invazif olmuş olursunuz. Orada bir araya yine girmek tabii istiyorum. Ki. Kalbi normalde bypass operasyonları sırasında durduruyorsunuz. Hı hı. Ama tabii. bazı özel durumlarda hı hı. eğer hı hı. sıkıntılı bir hastaysa özellikle hı hı. kalbi durdurmadan, kalp hareket halindeyken yani, bir tabii. ameliyat yapılıyor. Buna tabii. kalbi durdurmadan yapılan ameliyat. Çalışan kalpte bypass Çalışan kalbi aslında. Çalıştığı sırada aktif tabii. hareket sırasında bypass yapıyorsunuz. Tabii. Hani bir fıkra evet, vardır ya zordur. bilirsin, e, hani motoru tamirci, motor ustası evet. der. Hani ben de aynı evet. işi yapıyorum, sen de aynı şey yapıyorsun ama ben çalışırken yapıyorum. İşte çalışırken yapma işi gerçekten o. Tabii makineye bağlamadığın zaman hastayı, bir de ufak kesi, yandan diğer fonksiyonları bozmayacak şekilde işlemi yaptığın zaman işte en güzel minimali invazif ameliyat bu ameliyat oluyor. Peki hastaya yansıyan yani. kısmı ne oluyor burada? Yani onu merak ediyorum. Yani tamam sen çok güzel minimal invaziv az travmayla bir ameliyat yaptın. <laughs> Hasta uyandığında neyi farklı diğer operasyonlardan daha invaziv olan operasyonlardan normal eski uyguladığımız prosedürlerden neyi farklı yaşıyor? E tabi şimdi başta başına bizim amacımız nedir? Hasta hastanede az yatsın. Yoğun Hı. bakımda az yatsın. Az ilaç verelim. Solunum cihazında az takılı kalsın, az kan kullanalım. Hı hı. Çünkü yaptığı hastaya verdiğiniz her şey bir size hı hı. E, yan etki olarak geri dönebilir. Şimdi minimal invaziv yaptığınız zaman daha az ilaç, hı hı. daha az kan, kalbi makineye bağladığınız zaman oluşacak olan çok ağır inflamasyon dediğimiz yan etkiler, birçok ilaç, kan sulandırma dereceleri bunların hepsinden kurtuluyorsunuz. O zaman hasta nasıl uyanıyor? Standart belki ağır geçen bir mide ameliyatından daha rahat uyanıyor. Hani karşılaştırdım. Basit bir ameliyattan çıkmış Hı -hı. gibi oluyor. <laughs> Tabii burada yaptığımız işi küçümsemiyorum. Aksine yaptığımız iş daha bile zor, Hı -hı. daha hassas. Bize zor ama hastaya kolay. Kolay. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla biz kendimizi zorlarız, hasta daha rahat etsin diye. Soruna geri döneyim. Kapak ameliyatları da yapılabiliyor Hı -hı. mu? Tabii ki yapılabiliyor. Ama Kalbin içine girdiğimiz ameliyatlardır, kalp kapak ameliyatları. E, o zaman kalbi makineye bağlamak gerekiyor. Ama kalp kapak ameliyatları da e, sancak ameliyatlar değildir. O nedenle biz yine e, ufak kesilerle daha az travmatize etmeye çalışırız hastayı. Ama e, yine kalp akciğer makinesine bağlarız, tamiri yaparız. İşte burada bazı durumlar var ki esasında tam o da senin e, branşın. Bu minimal invaziv işleri ya da hibrit ameliyatlar çok kötü hastalar için icat edildiğine göre yani mecburiyetten doğduğuna göre e o zaman kalp kapak ve biraz önce söylediğim gibi aynı zamanda koroner arter hastalığı olan bir hastada biz kalbi durdurmadan 3 damarına müdahale edip arkada kalan ya da çok kötü durumda olan bir damara da müdahale edip kalp kapağına da yine anjiyoda müdahale ettiğimiz hastalarımız var. Evet. Ki bu neden oluyor? Tam anlamıyla teknolojinin geldiği son nokta. Aynen. Eskiden inop dediğimiz bu hastaya yapılacak hiçbir şey yok dediğimiz hastaya şu an kolaylıkla erişip gayet güzel travmayı da az yaşatıp hatta hiç hastanın birkaç gün sonraki görüntüsünde ameliyat olmamış gibi kimse anlamayacak bir şekilde hastayı görebiliyoruz. Bunu Tabii. yaşadım. Ameliyat olmuş. Hı hı. ameliyat yaptığım bir hastayı gördüm siz daha ameliyata gitmediniz mi dedim hocam ben ameliyat oldum zaten dedi hiç anlaşılmıyor yani şuradaki kesisini ufak kesiyi görmeden hastanın ameliyat olduğunu bile anlamıyorsun çünkü travmayı bir hasta ne kadar az yaşarsa operasyon evet. sırasında işte o da minimal invazivlerle oluyor ne kadar az yaşarsa o kadar komplikasyonları her şeyi evet. konforu hayat kalitesi daha iyi bir şekilde ameliyattan evet. çıkıyor Bu kapalı bypass dediğimiz mesele bu aynı zamanda kapalı kalp kapak ameliyatı. Hı hı. İşte tabii bizim yine cerrahi olarak yaptığımız ameliyatlardır ama aynı zamanda anjiyografik olarak kalp kapaklarındaki kaçaklara da müdahale hı. edebiliyoruz. Aynen. Bu da çok önemli. Ki aslında bana göre bu tam anlamıyla bir teknoloji harikası evet. bu cihazlar. İşte kalp kapaklarını tutan anjiyoda birbirine hı hı. yetmezliği engelleyen, onun anatomisini düzelten, sizin ameliyatın yarısına belki hiç ihtiyaç hmm. göstermeyecek olan, hatta bazen fonksiyonları bile toparlayıp sizin hiç yani cerrahi olarak dokunmanıza bile gerek kalmayacak hmm. teknolojik gelişmeler var. Ama hmm. öyle ya da böyle. Gerek cerrahi, gerek anjiyografik işlemler. Neyi görüyoruz? Hem kardiyoloji, hem kalp cerrahisi ve bütün teknolojik imkanlar kullanılarak hasta için tam bir ekip halinde, profesyonel evet. gözlerin yaptığı konseylerle ve daha sonra işlemlerde yine profesyonel ellerin yaptığı iyi sonuçlarla başarıya ulaşabiliyoruz. Aynen. Yani e, eskiden biraz daha one man show'du bunlar, yani tek kişilik işler işte ben Aynen. yaparım, işte bu ameliyatı sadece ben artık öyle değil. Evet, yani şunu diyebiliriz belki teknoloji bizi bir kalp damar cerrahı ve kardiyolog bizleri birbirine daha da yakınlaştırdı çünkü şunu gördük teknoloji daha arttığında o imkansız ameliyat olamayacak dediğimiz bundan bir 10 yıl önce ya size yapacak hiçbir şey yok dediğimiz hastaya şu an beraber kafa kafaya verip ortak çalışarak bir kardiyolog kalp damar cerrahı ekip işi hibrit operasyonlar dediğimiz veya teknoloji sayesinde yeni devreye soktuğumuz ameliyatlar sayesinde biz beraber hasta ve hayat kurtarmaya devam ediyoruz. Tabii tabii de bu hani işlemler işlem sırasıyla hibrit olmanın dışında Artık hibrit ameliyathanelerimiz de var biliyorsun. Hı hı, yani aynen. artık ameliyathaneler yani anjiyo salonları ayrı, ameliyathaneler ayrı değil. Artık hibrit ameliyathane konsepti var. Yani bir ameliyat odasında hepsini bir arada hem anjiyoyu hem ameliyatı yapabiliyoruz. Daha bir üst noktası ameliyat esnasında anjiyoda yapabiliyoruz. Yani i̇şte. hastada bir girişim yapılmış. E, kalp kapağına müdahale edilmiş. Aynı zamanda anjiyografik olarak da e, damarlara müdahale edip e, aynı anda çıkabiliyoruz. Tam anlamıyla bir hani e, yani hibritin herhalde olabileceği en üst nokta e, budur ki özellikle kapak ameliyatlarında tabii sadece olay anjiyo da değil. Hani cerrahi bir işlem yapıyor. Anjiyografik tanı konurken bir yandan da transözofagel ekoyla Aynen. Ki yani görüyorsunuz hani ekip giderek kalabalıklaşıyoruz, kap kapağını yeri işte damardan yerleştirdiğimiz pozisyonlar tam olarak mükemmelen oturması aynı zamanda koronerle, aynı zamanda ventikül fonksiyonları cerrah bir yandan çalışıyor damarlara ulaşılıyor işte bunlar hepsi hibrit ameliyathanelerde oluyor. Aslında bunlar çok kompleks operasyonlar ve bu operasyonlar hiç kimse tek başıma ben hepsini yaparım. Sağlıklı bir şey değil aslında. Evet. Biz beraber ekip yaparız dediğiniz zaman zaten başarı o zaman oluyor. Bir de başında söylediğim gibi hani kalp cerrahisi, kalp hastalıkları zor işlerdir. Ama biz kolaylaştırılmış kalp cerrahisini öğretiyoruz artık asistanlara. Bizim hocalarımız da aslında öyleydi. Biz eskiden kalp akciğer makinesi işte araba büyüklüğünde bilgisayarda da öyle değil mi? Yani, küçük yani küçük devasa küçük. Devasa, devasa bilgisayarlar varken şimdi ufacık ufacık telefonlarda. E o zaman da makineler zordu, ameliyatlar zordu. Hep anlatırlardı bizi. Biz onları görmedik. E, bizim gördüklerimizi muhtemelen bizim asistanlarımız görmeyecek. Onlar da muhtemelen minik minik robotik bir şeylerle herhalde damar içerisinde bir şeyler yapacak. Aynen, bir 10 yıl sonra ediyoruz. diyeceğiz ki ya biz 10 yıl önce bakın bunları zor ameliyatları yapıyorduk. Hmm. Bu çok kompleksti, çok zordu bizim için ama şu an daha kolay yapıyoruz dediğimiz hem yeni teknik hem de yeni teknolojik cihazlarla donanmış olacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü logaritmik bir şekilde Hızlı bir şekilde bir artış var. Tabii. Yani bir baş döndürücü de... bir ilerlemeyle gidiyoruz. Bir de icatlar ya da çözümler zaruriyetten doğuyor. Yani e, yeni covid geçirmiş, flebitleri olan bir hastada da siz bypass yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Düşünsenize biz hani covid geçirmiş bir hastada biliyoruz ki inflamatuar süreç çok ilerlemiş. Hı hı. Yani iğne batıramıyorsun damarın içine hemen pıhtılaşabiliyor, akciğere hı hı. atabiliyor. E şimdi ameliyat alamayacağım o zaman nasıl çözeceğim ben o hastalığı? Bir bakıyorsun lezyonlar çözülebilecek gibi değil. İşte o zaman neler çıkıyor? Bir fürkasyo stentleri çıkıyor değil mi? Hı hı. Yani özel stent teknik özel teknik özel teknik teknikleri. teknikleri çıkıyor. E çünkü başka bir şey yapamayacaksın aslında yani. ameliyat alamayacaksın ya da almışsın durumu kötüleşmiş. E i̇şte o zaman diyorsun ki yeni bir şeyler bulmak lazım. Yeni bir şeyler bulmak lazım. Tabii şöyle bir şey oluyor sizin işinizi zorlaştıran. Bizim... Ee bundan 10-15 yıl önce bypass kararı verdiğimiz birçok hastanın anjiyorsunu şu an izlesek bypass kararı vermeyeceğiz. Stent ile ilgili teknoloji çok arttığı için sadece son zamanlarda çok zor vakaları size vermeye başladı kalp macera. cerrahi. Eskiden kalp damar cerrah, Hı -hı. yani 10 hastadan 9'u kolay biri zor vakayken bugün aldı 10 on hastanın onu da zor vaka haline geldi. Dolayısıyla sizin minimal invaziv olmanız, daha üst teknoloji kullanmanız zaruri hale geldi. İşte sizin gibi bu işten sıyrıp daha çok invazivi minimalleştiren, daha az e, e, cerrahi, e, travmayı daha az yaşatan e, doktorlar hep ön plana çıktı. Dolayısıyla bizim işimiz zordu. Biz yeteneklerimizi ve tecrübemizi ve <laughs> teknolojiyi de son anına kadar kullanarak daha da etkili ve daha bir zor işe soyunarak ancak ameliyatları yapabilir hale geldik. Yani hayat hani dün... Zordu, bugün daha zor aslında. Aynen. Size daha Ama zorları veriyoruz daha artık. Daha zorlar alıyoruz artık ve biz onlarla baş edebilmek zorundayız. Hı. E güzel işte hayatın güzel tarafı da bu yani çalışmak, Hı. başarmak, zorlanmak ve hep bir üst seviyeye evet. çıkmak. Aynen. Biz yerimizde saymayı sevmiyoruz. Evet, daha ileride. Aynen. Bir 10 yıl sonra bugün bu zor dediğimiz ameliyatlar bize kolay gelip çok daha zorlarıyla Tabii. imkansız. Bugün imkansız gibi gelen birçok ameliyat bir 10 yıl sonra bizim için artık yapılabilir, imkanlı hale gelecek. Ama bütün bu zorluklar bizi cerrahlarla daha yakın çalışmaya, daha yakın temasa itiyor. Evet. Hep işte eskiden çok nadir konuşulan o hibrit operasyon dediğim böyle soğuk baktığımız şeyler artık daha samimi aslında daha rutin hale gelmeye başladı. Ortak çözüyoruz her şeyi diye düşünüyorum. Tabii, tabii. yani bir de e, olaya çabuk müdahale edebiliyoruz. O Hı -hı. önemli. Yani e, işte düşün, eskiden bir anjiyo yapılırdı. Evet bu hastaya stent koyacağız. Bir hafta sonra hasta gelir stent konurdu vesaire. Şimdi öyle değil. Aynen. Hemen peş peşe. Stent Aynen. koyarsın ameliyat alırsın çıkar tekrar müdahale edersin. Evet. Aynı gün içerisinde bile müdahale edebiliyorsunuz. Eskiden Biliyor anjiyo almış. yapmak bile çok şeydi böyle evet. büyük bir olaydı. Hastaya evet. ön hazırlıklar bilmem ne. Şimdi anında hemen geliyor anjiyo evet. yapıyoruz. Çünkü artık bilekten yapıyoruz, kasıktan yapmıyoruz. Tabii burada da şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Tabi e, ameliyat ettiğimiz hastalar genelde işte 60 şey. anjiyo aldığımız hastalar 60, 70, 80 yaşlarında kişiler olduğu için. Tabi onlar bu edebiyatla yetişmişler. Anjiyo Aynen. zordur. Şimdi diyoruz ki hasta geliyor hemen diyoruz anjiyo alalım kalıyorlar. Nasıl yani? Ya bir dakika 5 beş dakika, beş dakikada çıktım nasıl oluyor gibi hani onu anlatmakta Çok Daha hikaye, hiç hiç çekiyoruz. <laughs> hikayede şöyle bir şey, hikaye var anlatayım. Hastanın birine şehir dışından gelmiş bir referansla geldi. Evet size anjiyo gerekiyor dedik. Orada da demişler ama hani güvenememişler gelmişler. Anjiyo dedik. Gerçekten lazım olan bir hasta dedik. Hasta ağlamaya başladı. Erkek hasta. Ağlıyor hüngür hüngür diyor çocuk gibi. Ya bu anjiyo çok basit. Aynı bir tomografi gibi çok eskisi gibi kolay değil. Bilekten yapıyoruz. Hemen sizi kaldırıyoruz. Dolaşabiliyorsun, gezebiliyorsun falan. Evet. Kum torbası yok. Neyse tabii ikna edemiyorsun hastayı. Ertesi gün neyse hasta anjiyosun oldu. Çıktı. Hatta stent de taktık hastaya. Bir gece kaldı hastanede. Ertesi gün taburcu oldu. Yine aynı yerde oturuyor. Baktım gülüyor. Dedim dün ağlıyordun. Hocam ben bilmiyordum ki bana tabii. öyle bir şey anlatıldı. da masada kalmalar, kanamalar, ölümler işte eskiden oluyormuş. Aynen. Ama teknoloji çok gelişti. Eskiden bypass'ta da çok ölümler fazlaymış ama şu anda çok az. E, tabii tabii. Teknoloji her şeyi çok daha kontrol edebilir evet. hale geldi. Komplikasyonlar düzeldi. Tecrübeleriniz çok fazla arttı. Tabii ki. Yani eskiden hani eskiden dedim ya, değil mi? 1975 yılında hani bu komplik ameliyatlar yapılmaya başlanmış. Yani onu söyleyeyim. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hani damardan sıvı verince tansiyonun yükseldiği daha o zaman keşfedilmiş yani bunlar 70-80 senelik meseleler öyle çok yani. 300-500 yıllık işler değil. Dolayısıyla biz bu eskiden diyelim yine hastalar ameliyattan çıktı bazen sürpriz olarak karşılanırken şimdi herhangi bir kayıp olduğu zaman herkes çok şaşırıyor. Hı hı. Aynen öyle. Yani diğer ameliyatlar gibi oldu. Tabii ben bazen burada bir serzenişte de bulunuyorum. Ya yani biz bu işi böyle çok mu basitleştirdik? Herkes hani yani yaptığımız işin zor, komplike, özverili ama esasında işin temelinde tecrübenin, bilginin, bilimin olduğu ve doğru anda doğru kararı, doğru işlemi yaptığınız zaman ancak işin çok kolay olduğunu da vurgulamak lazım. Kesinlikle. Yani bu mesela şöyle örnek vereyim. Anjiyo'yu biz 5 dakikada bitirebiliyoruz. Girdin çıktın 5 dakika, bazen 3 dakikaya sığıyor ama o 3 dakika yılların tecrübesine ek olarak çok ciddi stresli 3 dakika oluyor. Evet. Her şey hatasız gitmek zorunda. Evet. Zaten hata yaparsan o 5 dakika 1 saate çıkar. Hatasız olduğu için hızlı bitiyor işlemler evet. ve hatasızlık evet. için uğraşıyoruz. da evet. yani bir bypass ameliyatı 10 saatte sürebilir, 2 evet. saatte evet. sürebilir. Evet. Eğer hatasız gidersen 2 saat sürer. Eğer hatalarla, curcunalarla geçen bir bypass ise 10 saatte sürebilir. Ee, onu söylüyorum. Şimdi mesela ben bazı anjiyoları seyrederken e, diyorum o ne kadar güzel tel geldi, o balon şişti, stent, o ne güzel lezyon açıldı. Buradan bir bakıyorum, bir buçuk dakikada her şey bitmiş, ne kadar kolay, ne kadar güzel oldu diyorum. Ya da beni ameliyata seyretmeye gelenler bakıyor, ha diyor tamam onu oraya dikiyor, ne kadar güzel dikiyor, ne güzel oturdu, kanama yok, o ben de yaparım bunu gibi düşünüyorlar. Evet. <laughs> i̇şte oradaki cümle şu hani Zor işler profesyonellerin elinde çok kolay görünür. Aynen profesyonel elinde zaten tıkır tıkır yani, yağ gibi akıyor şu gidiyor. Şu örneği veriyorum şimdi işte ben de bazen bir işte enstrüman gitar falan çalmaya çalışıyorum biraz. Şimdi sahneye çıkıyor bir kişi çalıyor oturuyor diyor ben de yaparım onu değil. Mi? Ne kadar değil. kolay çalıyor değil mi? İmkanı, <laughs> evet evet ne kadar kolay çalıyor. İmkanı yok imkanı yok sakın kendinizi aldatmayın. O orada profesyonel olduğu için çok kolay görünüyor bir de güzel oluyor ve keyif veriyor. Aynen. O nedenle yani bir işin gerçekten profesyonel olman lazım. E bunlar da kolay olmuyor. E bir günde de olmuyor. İşte biz hocalarımızdan eğitim aldık. Asistanlarımıza eğitim verdik. İşte geçenlerde bir plaket için çağırdılar. Ben de şaşırdım. E i̇şte meslekteki 25 yılınız doldu. Hayırlı olsun diye. Ben de dedim ne zaman oldu, ne çabuk geçti. Ama tabii bunlar hep tecrübe. E dolayısıyla dediğin gibi o bir buçuk dakika, bizim ameliyatlarda bazen 10 dakikalık bir iş gerçekten işin nüvesi ve en hatasız olman gereken yerler oluyor. Kesinlikle. Evet şimdi bypass dedik, minimal invazivler dedik, kapağı da minimal invaziv yapıyoruz dedik ama bir de sizi ilgilendiren başka bir konuya geçmek istiyorum ben burada. Burada bir o kadar çok yoğun hastanın olduğu bir kısım var. Bana çok fazla soru geliyor. Yine ortak Aynen. çalıştığımız alanlardan birisi varisler. Evet. Bacak damarlarındaki o koyu renkli damarlar, büyük genişlemeler, hatta bazen daha kötü, komplike olup kısarıklı, kısartışıyla giden o varislerle ilgili teknoloji de orada bir gelişme var mı? Tabii ki. Tabii yani her aşamada olduğu gibi. Şimdi varis meselesine şöyle kısaca değinelim. Evet, varis başlı başına bir kozmetik problemdir. O şurada dursun. Ama varisin hangi seviyede olduğunu ancak bir kalp damar uzmanı karar verir ve bunun hangi aşamaya evrileceğini de görmek lazım. Dediğim gibi bir kozmetik sorundan çok ciddi ağır hastalıklara kadar gidebiliyor. Aynen. O nedenle ne sadece kozmetik sorunu olan kişiyi korkutmamak lazım. Hı hı. Ama ciddi iç varisleri olan, kalınlaşmış, içinde pıhtılaşma hikayesi olan hastaları da ya bundan bir şey olmaz deyip geçiştirmemek lazım. Oysa varis olan hastaları evet bir muayene ve bir değerlendirme gerekiyor. Şimdi bunlar çok kolay şeyler. Ve gerek kozmetik, gerekse medikal yani klinik olarak sıkıntısı olan hastalarda artık işte bacağı keselim, komple damarı çıkaralım, e, kanamalı, morarmalı, kötü artık bu tabii ki bunlar da kaldı. Artık minicik iğne deliklerinden girip e, genel anlamda lazer denilen, işte radyo frekans, lazer ya da bazen tutkal. Ee, bazen işte e, lazerin değişik tipleri cilt üstünden uygulanan yani birçok birçok yine makine ve teknolojinin sayesinde e, hastalara anestezi de vermeden lokalle hmm. çok rahat bir şekilde hem kozmetik olanlardan hem de iç varisi olanlardan artık hastalığın tipine göre elimizde o kadar çok silah var ki yapıyoruz mesela hasta sabah geliyor akşam evine gidiyor e diyor ki ben ne yapacağım? Ayağa kalkabilecek miyim? E i̇sterseniz araba kullanın yani. O kadar, o kadar rahat, rahat. şekilde. Ama tabi bazı hastalar çok ağır olabilir. Yani mesela varis sebebiyle ayağında yaralar çıkan hastalarda var. Evet. Yani o kadar ilerlemiş ki artık kocaman kocaman e tabi bunlar da aynı hızı beklememek lazım. Bunlar biraz daha ciddi hastalar ama hı hı. E yine güzel. Program. Aslında bunlar geç da özürüz. geç kalmış hastalar değil mi? Tabii yani ki daha önce gelmiş olsaydı yara olmadan bu tedavi aslında olacaktı. Tabii. Bunlar hiç olmayacaktı. tabii o yüzden varisiniz var. Evet kozmetik sorunu siz sorun etmeyebilirsiniz ama bir gelin bir bakalım. Hiç varis var mı? Anatomisi nasıl? E, kozmetik sorun içinde biraz konuşmak lazım. Tabi şimdi çok ağır hastalıklarla uğraşıyoruz dünyada. Yani şimdi kozmetik ne olacak bir kenarda dursun evet tartışılabilir ama ama şu da bir gerçek ki kozmetik dünyada çok ama çok yer işgal eden bir e, olay. E, düşünsenize işte estetik olarak yapılan işlemler, e, kozmetik olarak yapılan işlemler. ya yani Tabii sonuçta bundan niye yapılıyor? E, bu bir özgüven meselesidir değil mi? Yani insan sosyal e, bir varlıktır. Dolayısıyla çözülebilecek bir ve üstelik de basit bir şekilde çözülebilecek bir durumunuz varsa müdahale etmek lazım. Kesinlikle. Yani bacağınızın arkasında kocaman kocaman varislerinizle keza onlar travmaya açıktır bir de üstelik. Yani çabuk kanar ve mikrop da kaptırabilirsiniz. O varsa ayak bakımınızın çok iyi olması lazım. Tırnaklar mükemmel olması lazım. Dolaşım bozuluyor sonuçta. E, tabii ki tabii ki yani o nedenle hani o kadar da hani ya bu da kozmetiktir ya boş verin dememek lazım. Onun da üstüne gitmek lazım. Çünkü basit çözümü var. Ee, ve yani ameliyatsız dediğim yani çözüm e, bunlar da zaten mümkün. Burada ameliyatsız çözümlerden sık kullanılan bizim kardiyologların da çok aşina olduğu skleroterapi denen bir hı hı, yöntem var. Skleroterapiyi hangi hastalarda uyguluyorsunuz? Yani evet. varisin hangi aşamasında skleroterapi? Evet ve hangi aşamasında ameliyat diyorsunuz? Uh -huh. Yani şimdi bunlar iç varisi olmayan evre 1 dediğimiz kalınlıkları işte telenjektazi dediğimiz yani 1 mm civarı ve da işte 2 en fazla 3 mm'ye kadar çıkan varislerde yani evre 1 varislerde ve iç varisin olmadığını gördüğümüz hastalarda uyguluyoruz. Tabi burada sikleroterapide en meşhur olan köpüktür. Evet. Çünkü o köpüğü siz ilacı köpürttüğünüzde güzel beyaz bir renk alır. Ee, ve onu damarın içine verdiğinizde daha çok yere müdahale edebilirsiniz. Daha çok yere müdahale ettiğiniz zaman ilacın kendisi de beyaz olduğu için uygulama esnasında o simsiyah lacivert e, damar yumağından eser kalmaz. Anında kaybolur. Bir direkt. anda kaybolur ama bu kayboldu gibi kalacak anlamına da gelmesin. Burada ona dikkat çekmek istiyorum. E, sonuçta e, vücudumuzun temel görevlerinden birisi herhangi bir yerde yaralanma olduğu zaman onu iyileştirmektir, değil mi? Yani evet. parmağınızın ucunda bir küçük kesi olduğu zaman onu vücudunuzun iyileştirmesini beklersiniz. E, ayak bacağınızda damara bir ilaç verdiğinizde, onun hani biz yakıyoruz sonuçta damarın içini. Yani biz de deliyoruz damarı aslında. E, vücudun yok yok bunu tedavi için yapıyorlar. Ben bunu iyileştirmeyeceğim demesini beklemeyazsınız. Evet. Yani vücut orayı da iyileştirmeye çalışacak. Yani oraya da yine kan hücum edecek. Yani orada yine biraz şişme olacak, biraz kızarma olacak. Vücut onu tamir etmeye çalışacak. Çünkü vücudun görevi o. Ee, o nedenle hani başta mükemmel, tertemiz olan e, bacak görüntüsünden bir süre sonra tekrar hafif kızarmalar, morarmalar olacaktır. Ama daha sonra o tamir edilemeyecek bir damar haline geldiği için vücut onu yavaş yavaş eritecektir ve varis tamamen ortadan kalkacaktır. Bu neredeyse bir ay sürer. Yani ilk andaki mükemmel görüntüye de aldanmayın ama o işlemin başarısını gösteren de bir bulgudur. Ve ne kadar da kolaydır. İnsanı da ne kadar mutlu eder. Profesör Doktor Süleyman Özkan'a bu güzel minimal invaziv bilgileri için <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Hem bilgilendirici hem de bizim kendimiz kendi içerimizde beyin cimnastiği yaptığımız ve bilgilerimizi kendi içimizde tazelediğimiz bir cimnastik program oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bir dahaki programda buluşmak üzere diyoruz.